Hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bu akşam Ahmet abiyle Hegel sunumun devamını yapacağız. Buyur Ahmet abi, seni dinliyoruz. Hepimiz toplandık. Evet, En güzel bir söyleşi heyecanlı, olacak. en sürükleyici, ondan sonra kısmı geçti. Geçen sefer de. Çünkü Hegel'in felsefesinde çemberler var. Şöyle o bende de Orhan'da da o çemberler vardı. İç içe çemberler var. Her çemberde bir kavram var. Onun da alt bölümleri böyle. Şimdi antik Yunan'da çember mükemmeli temsil ediyormuş. Çember bozuldukça, eliptik olmaya başladıkça mükemmellik bozuluyor. Hegel'de felsefesine bir çemberler çemberi diyor. Şimdi birinci çember bilinç çemberi. Geçen sefer gördük, bir özet geçiyorum. İkinci çember kendinin bilinci. Üçüncü çember akıl. Dördüncü çember Almanca Geist. Türkçe'de Osmanlı Arapçası zihin. Öz Türkçesi din diyorlar. Beşinci çemberde din. Yani en sonuncu benim için o kadar da çok fazla artık anlam ifade etmiyor. Ama tabii ki konuşacağız. Bir tek o kaldı. Dört çemberi geçen sefer yaptık. Ben dinledim. Hoşuma gitti. Güzel ortaya çıkmış. Şimdi efendim ne vardı? Birinci çemberi üç aşamada almış bilinci. Duyumsayan bilinç, algılayan bilinç, anlayan bilinç. Ne oluyor? İnsan doğada ilk baştan duyuları var. Doğayı duyumluyor. Tabii bu yani tarihin, zihnin ve insanın şeysi, evrim süreci var. Mesela Hegel'de tabii ki Geist, mesela zihin demek Arapçası. Tin bana çok ters geliyor ama kullanıyorum artık. Yani Hegel zihin diye geçiyor da Hegel'de zihin değil, zihniyet var. Yani bir top, yani insan yalnız başına yaşamıyor. Bir toplum içerisinde yaşıyor ve insanın da bir bilinci var, toplumun da bir şeysi var. Zihni var, zihniyeti var. Şimdi burada insanın zihniyle toplumun zihniyeti arasında bir ilişki var. Bu ilişki çok önemli Hegel'e göre. Onun için burada mesela Geist zihin şeysi. Ha, bu zihnin evrimi zaten. Yani bilinç felsefesi aslında mesela ben bunu bilmiyordum yakın zamana kadar. Bu Hegel'e çalışırken insan öyle şey ki yeni yeni bilhassa bizim gibi amatörlerde araştırdıkça, öğrendirdikçe biz şimdi amatörler tabii sizin yani şey gibi eğitim alanlar sınava giriyorlar bilmem ne yapıyorlar. Yoğun külli olarak çalışıyorlar bir konuya. Biz parça parça okuduğumuz için bazı şeyleri geç öğreniyoruz. Mesela bilincin zihinden daha önemli olduğunu yeni öğrendim. Çünkü Hegel'de varlık, mutlak varlık zatını terk eder. Yani kendini kendinden talep ediyor iradeyle. Zihni dünyada tecelli ediyor. Ve o zihniyet varlığın zihniyeti dünya çünkü yalnız başına bir düşüncesi bir şeyi yok. Varlık dünyada tecelli ettiğinde dünyada da bir zihniyet oluşuyor. Yani tersinden aynı şeyler bunlar. Çelişki buradan geliyor. İşte Deleuze'ler, Bergson'lar bunun için diyor ki Hegel fark şeydir, çelişkidir. Yani varlığın, mutlak varlığın dünyada belirmesiyle dünyada beliren şey varlığa yabancılaşıyor tabii. Yani dünyadaki oluşan varlığın zihni insan zihninde, insan hayatında oluşuyor. Son çözümlemede Hegel zaten var bu. Hegel'e gerek yok. Hristiyan şeysinde İsa kılığında geliyor. Yani varlık diyor ki ben peygamberler gönderdim, bilmem neler gönderdim. Bu olup biten her şey benim varlığımın sonuçları. Varoluşta, dünyada insanlar acı çekiyor. Ben gideceğim diyor düzeltmeye. İsa kılığına bürünüyor ve dünyada tecelli ediyor. İşte din buradan, Hristiyan dinindeki farklılık burada. Şimdi Hegel diyor ki yani işte Yahudilerin dini mesela Musevilik zaten İslam'ı da Museviliğin bir tekrarı ve bir özeti olarak kabul ediyor. Özet demiyor. Özeti Freud diyor da tekrar olarak alıyor Hegel.
Yani onların diyor peygamberleri falan, mesela Musa Tur Dağı'na çıkmıştır. Göreyim seni demiştir. Çalıyı yakmıştır varlık. Tanrı işte görünemezsin kime? Yani diyor bizde öyle bir şey yok. Tanrı tenezzül etmiştir. Orada diyor peygamber yukarı çıkıyor. Bırak diyor peygamber bilmem ne. Biz burada en sıradan bir insanın huzuruna dahi inmiştir. Yani Hegel'de milliyetçilik olarak bir ırkçılık yok ama din konusunda biraz tutucu. Çünkü Hristiyanlığı övüyor. Ve onu tarihsel olarak ele almıyor. Mantık açısından ele alıyorum diyor. Mesela Hristiyanlık ondan sonra sonradan gelmesine rağmen İslam'dan önce Tevrat'tan sonra bir zaman şeyi yok, ardışıklık yok ama Hristiyanlığa ayrı bir anlam yüklüyor. Hatta Hegel mesela diyor ki Kant diyor ki hakikat bilinemez. Yani işte dünyada yani bunu Kant da kabul ediyor tabii. Dünyada bir tecelliyat var. Tanrı kendi kendiyle, yani insan kendiyle, varlık kendiyle, insan kendi arasında bir ilişki var. Yani bu. Yani Hegel'in felsefesinde mutlak olarak dinin karşılığı bu. Varlık dünyada tecelli ediyor. Varlığın bir kere dünyada kendi var. Bir de varlığın yansımasının insan kılığında dünyada. Bir tarafta varlığın zatı yok. Kendisi var, kendi aklı bilinci. Bir tarafta İsa Tanrı'nın kendi var. Yani mutlak varlık kendinin mesela tersinden aynı. Ben mesela öğrenirdim. Tersinden aynı derlerdi. Psikanalizde vardır. Arkadaşlar bilenler, psikiyatrlar var aramızda bilmem şey. Ya öyle deme. İşte Ahmet abi ya da Ahmet sen de onunla tersinden aynısın. Allah Allah. Ne demek? İşte burada tecellide varlıkla varlığın tezahürü karşı karşıya. Yani bir yerde dünyalı varlıkla yukarıdaki asli varlık, yani arı varlıkla kuvve halindeki varlıkla faaliyet halindeki fail varlık arasındaki ilişki zaten her şeyin nedeni. Bütün 1,5 saat geçen sefer Orhan diyor ki soluk almadın Ahmet abi. Yani anlattım bütün bu şey ortaya çıkan bu artık şey yapmayayım patıklı diyeyim. Bütün bu söylen, bütün bu mücadele Hegel'de böyle varlıkla, dünyalı varlıkla asli varlığın arasındaki ilişki. İşte orada varlık kendini insan olarak seyrediyor. Nesne olarak, nesne olmayan, nesnel tanrı, nesnel olmayan varlığı, nesnel olmayan varlık, nesnel olan Tanrı'yı, İsa'yı görüyor. Zihinler karşılaşıyor ve varlığın isteği bu. Peki neden böyle oluyor? Mesela Schiller'in bir şiirinden almış Hegel. O şiiri bulamıyorum ben. Bulan olursa çok sevinirim. Diyor ki Schiller atmış bunu. Yani varlık için, Allah için demiyor. Yani belki sevgilisine diyor. Diyor ki yani hayat içermeyen mutlak bir yalnızlıktan başka elinde bir şey kalmayacak gibi bir şey söylüyor. Beni terk edersen falan bilmiyorum. Sadece şiiri böyle duydum. İşte diyor ki Hegel aynı Schiller'in şiirindeki gibi varlık canlı, hayatta var, kuvve halinde var, zihinsel olarak var, potansiyel olarak var. Kafasında her şey var fakat fail değil, yaşamıyor. Ben İngilizce bilmiyorum, yanlış söylüyorum. Life in life diye bir şarkı var. Yani hayatı yaşa. Yani hayat yaşanacak bir şey. Hayat can demek. Şimdi biz de hayatla yaşamı aynı şey olarak alıyoruz. Aslında aynı değil. Hayatta olmakla yaşamak ayrı şey. Varlık hayatta ama yaşamıyor o ana kadar. Bu sefer buna muhtaç mı? Varlık tecelli etmek, dünyada insan varlık olarak kendini kendinde görmek istiyor. Çünkü kendi kendinin bilincinde olmuyor zatıyla asli hayatında varken. İşte bunları açıkladıktan sonra bilincin burada varlığın kendi evrimi tersinden aynı şey yapıyor. İşte bilinç kendinin bilinci akıl oluyor ve işte gayet zihin ve dine kadar yükseliyor. Şimdi burada öyle enteresan ki Hegel'in felsefesi bir kere akılcı bir felsefe deniliyor. İlk Descartes
akılcılığına hakim. Biliyorsunuz Descartes akılcılığı. Düşünüyorum o halde varım diyor ama Lacan bunu eleştiriyor. Kant eleştiriyor. Ben düşünüyorum o halde varım değil, ben kendimi düşünüyorum o halde varım. Yani Lacan'da da bu var, Kant'ı beğeniyor. İnsanın böyle boşuna bir dışındaki bir şeyi düşünmesi değil, kendi kendiyle birlikte kendi dışındaki ilişkilerine topyekün düşünmesi ancak onu varlıklaştırır diyor. Şimdi burada bu önemli. Hegel'in felsefesinde, şimdi mesela Heidegger'de varlık ve zaman var. Felsefede zaman kavramı çok önemli. Yani felsefeyle ilgilenen, ben Pınar'ın yanında, karşısında bir yerde bunları konuşuyorum. Aslında bunları Pınar'ın anlatması lazım bize. Ama ben burada eski olduğum için, eskiden beri burada var olup çok konuştuğum için mesela bunları söyleyebiliyorum. Şimdi zaman kavramı çok önemli ama Hegel'de zaman kavramı karşımıza tarih olarak çıkıyor. Ve Hegel'de tarih çok önemli. Tarih, ondan sonra zaman, mutlak varlık ve bizde til, aynı şeyler. Bakın çok enteresan. Tarih, mutlak varlık ve zaman aynı şey. Şimdi dinler de tarihsel süreçte birbirine olarak ortaya çıkıyorlar. Şimdi Hegel'de şöyle bir özellik var. Üç önemli şey var Hegel için. Yani herkes neden var? Neden varım? Hakikati arıyor. Ondan sonra aslında varlık, mutlak varlık kendi kendini arıyor dünyada. Aslıyla yüzleşmek için insan varlık, insan varlık, kelime bulamıyordum. İsa varlık, mutlak varlıkla yüzleşmek istiyor. Bütün mücadele bu. İşte bu anlamda, bu arayışta önce sanat var. Yani insanlar ne yapıyorlar? Dünyaya geliyorlar duyusal olarak. İşte avcunu boyuyor, duvara yapıştırıyor. Bir şeyler kurcalıyor, resimler yapıyor. Sanat aracılığıyla, varlık aranıyor. Nasıl aranıyor? Duyular aracılığıyla. Onun dışında din giriyor devreye. Çünkü evrim geçiriyor daha ilk başta yani mağaralarda falan yaşarken orada din falan yok. Ne var? Orada sanatımsı bir şey var. İnsanların sanatta bir yaptırımı var. Bir boyalı bir şey buluyor, avucunu yatırıyor, gidiyor oraya, öbürü geliyor, onun üstüne koyuyor. Şimdi gidiyorlar yani ben bunu yeni duydum, doğru mu bilmiyorum, bu kulaktan dolma bir şey, kaynaktan okumadım. Yani tarih içerisinde mağaralardaki, duvarlardaki resimlerin dahi analiz edildiğinde onlara bir hareket kazandırma arzusu varmış. Yani bütün resimlerde falan, bunu Emel daha iyi bilir. Bu hareket kazandırma arzusu sonunda sinemayla birlikte, bakın tiyatroda değil, tiyatroda da bir hareket var, onu kabul etmiyor. Duvardaki resim, ilk insan orada bir hareket peşindeyse, ondan sonra en sonunda sinemada devreye hareket giriyor. Bu tabii ki benim mutlak doğru bir bilgim değil, iddia ediyorum. Sanat duyular aracılığıyla arıyor hakikati. Din giriyor devreye. Din de tabii biraz sonra anlatacağız. İlkel din, ışık dini, bir takım dinler. Dinler de kendi içinde evrim yaşıyor. Çok tanrılı bile değil. Bakın, çok tanrılı bile değil. Işığa tapıyor. İşte ne bileyim, bak, balığa tapıyor, ineğe tapıyor ama ortada doğru dürüst bir tanrı yok. Çok tanrı bile yok. Mesela ne diyor Freud ilk kitabında, ondan sonra adı aklıma gelmiyor. Ondan sonra diyor ki yani insanlar ışığa mışığa taparken çok tanrılı dine geçmeleri için bütün kadınları kendisine saklayan, Freud diyor bunu, bütün kadınları kendisine saklayan, ondan sonra paylaşmayan. Çünkü kadınlar paylaşılmadıkça topluluk olarak kalıyorsun. Yasaları olan, kuralları olan toplumsal bir düzeneye geçemiyorsun. Bu sefer kadınlarla birlikte işbirliği yapıyor çocuklar, Freud'a göre.
ve babayı, ilk o ata babayı öldürüyorlar. Ata babayı öldürünce bir taraftan da o suçluluk duygusuyla insanlar her şeyi uyduruyorlar. Yasaları, aileyi, dini, mesela çok tanrılı dine o zaman geçiyor. Tek tanrılı dine de ne zaman geçiyor diyor Freud. Musa'yı şeyden, Mısır'dan çıktıktan sonra çölde kutsal toprakları ararken yolda diyorlar ki rahipler, yani bizim de öldürüyorlar. Yani diyorlar ki bu adamla olmaz. Hani buzağları falan taptılar baştan birdenbire. Efsaneye göre bunlar tabii. Yani dogmatik konuşuyor dediğim ama var bunlar. Geldi bunları işliyor. Yani şunu söylüyorum. Diyorlar ki bu adamla bu iş yürümez. Yani dünyevi olan pratikçiler dünyada uygulamada Musa'nın dini sökmez. Musa'yı öldürüyorlar Freud'a göre. Ondan sonra Tevrat'ta tahrifat yapıp orada mesela şeyi getiriyorlar. Yahudilere ait bir dine dönüşüyor. Yahudi anneden doğmayan Musevi olamıyor. Ondan sonra Tanrı sadece Yahudilerin Tanrısı bugünkü Tevrat'a göre. Şeyde ise mesela diyor ki Freud, aslında diyor Musa'dan önce öyle İbrahimler, İshaklar bunlar yok. Hepsi Tevrat'a rahipler tarafından iliştirilmiştir. Yahudiler kendilerine tarih yaratsın diye diyor. Ve ben diyor hani Tanrı'ya inanmıyorum ama inansam diyor şey yapmam diyor. Yani inansam demiyor. Tanrı olsa tek bir milletin tanrısı olmak evrensel olurum. Hadi diyelim. Tek bir milletin tanrısı olmaya karar verdim. Sizin gibi vatanını kaybettikten sonra kaçıp ondan sonra gelip adi aşağılık bir Mısır şeysine, firavununa sığınıp onunla suç ortaklığı yapan bir milletin tanrısı olacağına antik Yunan'ın tanrısı olurdum diyor. Bu şeyler derin devlet Yahudi şeyler falan diyorlar ki o zaman daha şey yok, İsrail falan yok ama şey var. Siyonizm var. İşte o Hannah Arendt de anlatıyor. Hannah Arendt'in filmini yayınladım şeyini. Adresini oraya koydum. Seyrederseniz gelip Hannah Arendt'i tehdit falan ediyorlar. Benim İsrail güçleri. Diyorlar ki yani Freud bize öyle büyük bir ihanet etmiştir ki Hitler'in yaptığından daha zararlıdır diyor. Bak bugün ben konuşuyorum mesela. Musa ve tak tanrıcılıkta bu tip şeyleri söylüyor. Şimdi efendim burada neden söylüyorum? Dinlerin insanlık tarihinde çok sarsıcı yeri var. Sanatın, dinin ve felsefe geliyor. Felsefe Hegel'e göre daha önemli. Şimdi sanat duyular aracılığıyla varlığı arıyor. Ondan sonra din duygular ve metaforlar aracılığıyla hakikati arıyor. Şey ise felsefe ise şeylerle, kavramlarla alıyor. Şimdi Hegel'e göre tabii ki felsefe daha doğru bir yol. Daha mantıklı, içeriği daha şey bir yol. Ve Hegel'e göre bu üç şey, sanat, din ve felsefe mutlak. Mutlak. Yani mesela bilim mutlak değil. Bu üçü mutlak. Çünkü insanlık tarihinde. Mesela ben bir şey gördüm. Geçen gün bir kitapta, sanırım Kojer'in kitabında mıydı, neredeydi? İnsan oluşturucu diyor. İnsan oluşturucu. Ne kadar güzel. İnsan oluşturucu bir yapay zeka yapıyorsunuz efendim. Yapay zeka o zaman ne kadar güzel olur. Yani insanlık dışı davranışları olan bir insanı dünyada insan oluşturucu yapay zeka makinesiyle muhatap ediyorsunuz. Yapay zeka varlık onu insanlaştırıyor. Böyle bir şey geldi aklıma. Bu da komik bir şey. Bunu böyle espri yaptım. Şimdi bu bağlamda yani şey bu şey Hegel açısından önemli. Şimdi gelelim şeylere. Ondan sonra dinlere. Şimdi Hegel artık bütün bunlar benim de yorumlarım ekli. Şey diyor Hegel şey yapıyor. İlk olarak en ilkel dinleri baştan ayıracak, izah edecek. Ne diyor? Bir şeye geleyim ben. Dinlere geldiğim zaman doğal dinler diyor.
İlk önce doğal dinler. Doğal dinler neler? İran'dan örnek veriyor ilk önce. Işık dini. Işık dini nasıl çıkıyor? Zerdüş var. Çünkü zerdüş karanlıkla aydınlığı birbirinden ayırabilen bir özelliğe sahipmiş. Nietzsche dahil batıda bir hayranları varmış bu şeyin. Hala da sürüyormuş. Öyle orada İran'da ışık diniyle. Tabii yani İran'a mahsus değil sadece bu. Başka yerlerde de var da. Ama İran'da tam teşekküllü böyle bir şey halinde olduğu için Hegel'de de böyle bir özellik varmış. Böyle oluşumları işte ışık dini. Dini açıklayacak, doğal dinler diye ayıracak. En yoğun nerede var örnekleri? İran. İran'ı seçiyor, ibiyi bindiriyor. Ondan sonra nereye geliyor? Hindistan'a. Orada bitki ve hayvanlar var. Onları tapıyorlar. Orada da ayrı bir şey işliyor. Eski Mısır önemli. Eski Mısır'da mesela zenaat var. Ona zenaat dini diyor. Sanat değil bakın. Zenaat ne yapıyor? Çömlek yapıyorlar, çanak yapıyorlar bilmem ne. Fakat işte orada onu önemsiyor Hegel. Diyor ki bunun ucu piramitleri yapmaya kadar gidiyor. Şimdi piramitleri neden yapıyorlar? Bugün insanlık piramitleri neden yaptığını bilemiyorlar. Ne yaptılar yani? Sembolik bir şey uyduruyorlar mı? İşte krallarına bir mezar mı? Nasıl bu kadar muhteşem, bu kadar uğraş? İnsan aklının ötesinde her türlü hem aklın hem vücudun hem gayretin hiçbir şeyin düşünemeyeceği bir şey. Sembolik bir şey. İşte din böyle bir şey. Yani sembolik semboller üretiyor. Ve şimdi diyor ki doğal dinlerden şeyde Mısır'da bitiyor. Estetik din çıkıyor karşımıza. Tabii ki antik Yunan geliyor. Yani. Çünkü antik Yunan'ı yani kayıp cennet olarak. Varlığın kayıp cenneti diyor antik Yunan için. Ben bu lafı çok seviyorum. Çünkü Sokrat Hegel'in varlığın kayıp cenneti diyor. Varlığın kayıp cennetinden benim bir dostum var orada. Allah rahmet eylesin mi diyeyim. Sokrat benim bu dünyadaki en büyük manevi dostumdur. Ondan sonra yani şey orada şey var. Estetik din gelince ne geliyor? Şimdi bunları da üçe ayırıyor. Soyut, canlı, manevi. Neler yapıyorlar burada? Mabetler, heykeller yapıyorlar. İbadet ediyorlar. Tarikatlar kuruluyor. Gizemli böyle şeyler oluyor. Kurbanlar kesiliyor. Ve orada altın oran falan var. Yani tanrılarına karşı bir güzellik, bir şey atfediyorlar. Halkın da güzelliğe karşı bir meyli var. Ama artık yavaş yavaş dinler bir evrim geçirmeye başlıyor. İçine hayatı almaya başlıyor. Derken ne dedik? Soyut, canlı, manevi. Canlılık geldiği zaman işte güzel vücutlu tanrılar yapıyorlar. Güzel vücutlar temsil ediyor varlığı. İnsanlarda da bu güzelliğe, altın orana ve bu heykellere karşı bir eğilim var. Sonra Dionysos'un şeysi giriyor, hareketliliği, dışa atılması şeysi, o da bir güç katıyor bu şeye. Şimdi üçüncüsü Yunan'daki şey, manevi dinler diyor, bu Yunan diye değil, genel bir şey. Manevi dinler burada anlamsal diyecek. Manevi dediğim zaman burada bu maneviyatın manidar, manevi, anlamsal. Anlamsal demeyi sevmediğim için maneviyi tercih ediyorum. Tinsel zihniyete dayalı manevi ve manidarlık içeren bu dinler bu aşamada anlam kazanmaya başlıyor. Yani dinin içeriği anlamlı bir hale gelmeye başlıyor. Yavaş yavaş da tek tanrılı dinlere doğru ilerleyecek. İnsanların zihinleri, toplumların zihniyetleri, dinleri, sanatları evrim geçirdikçe tek tanrılı dine gelecekler. Tek tanrılı dinde işte Musa'yı söylemeyi unuttum. Musa'yı öldürdüklerinde, babayı öldürdüklerinde, ışık dini gibi basit dinlerden çok tanrılı dinlere, Musa'yı öldürdüklerinde de tek tanrılı dinlere geçmiş oluyorlar diyor Freud. Şimdi Freud'a göre ben böyle demiyorum tabii. Ondan sonra burada destanlar, tragedyalar ve komediler var. Şimdi sıra artık burada bitiyor ve
vahye dayalı dinler geliyor. Vahye dayalı dinlerde zaten ipucu verdim. Varlık kendisini dünyaya koyuyor. Hristiyanlığı daha mantıklı buluyor. Biraz tutuculuğu var. Bunları hep söyledim. Vahye dayalı dinleri de zaten biraz açıklamış oldum. Yalnız burada çok enteresan bir şey var. Onu söylemedim. Efendim, Julia Kristeva diye yaşayan hala dünyanın en büyük birkaç şeysi var. Psikanalisti var. Teorisyen ve pratisyen bunlar. Dahi insanlar. Julia Kristeva, Rudinesco, Elizabeth Rudinesco yaşayan bunlar çok büyük şeyler. Psikanalistler diyor ki şimdi Hindistan'daki bu şeyi söylemedik. Hindistan'da şey yapıyorlar ya, söyledim, Hintliler işte böceğe, börtüye, ineğe falan tapıyor. Ama nasıl oluyorsa tam olarak orayı kavrayamadım. Hindistan'daki o şeyde hayal gücü gelişmeye başlıyor. Ve şöyle enteresan bir şey var, onu da gene bir toplantıda, biz çünkü yani sürekli toplantılar yapardık. Biz hocalarımıza, yani biz diyelim 40 yaşındayız, 20 yaşında, 25 yaşında bir genç çocuk, bir elini öpmediğimiz kalırdı. Yanında bacak bacak üstüne atamazdık. Hocam diye felsefe hocası, psikiyatri de okuyor, psikiyatriyi bitirmiş, psikanaliz bilmem ne yapıyor. Onların böyle önünde el pençe divan dururduk. Ondan sonra onlardan bilgi alırdık yani, onlar bizim için. Onlardan birinden duydum. Diyor ki Julia Kristeva, yani biz eskiden yani insanlar eskiden insanlar hayal kuruyorlar. Hayal zenginiydi. Bugünkü medeniyet hayal gücüyle kurulmuştur efendim. Yani bizler çok hayal kurardık, benim yaşımdakiler. Hayalperest olmayanlar bile, hayal kurmayan yoktu. Ancak diyor Julia Kristeva, şimdi hastalarım ya da danışanlarım bana geliyor, psikanalize tabi tutuyorum, hayal kuramıyorum diyormuş Julia Hanım. Sayın Kristeva, hayal kuramıyorum. Çünkü o kadar çok bombardıman varmış ki, televizyonlardan, haberlerden, bilgi, ilgi, kıyafet, telefon, artık o algı yani bombardımanı, ondan sonra onlar da yani ne diyor? Ha şey var, hayat hayallerden fazlasına sahiptir diyor Kristof Kolom. Konuyu dağıtmıyorum bak Merve, konuyu dağıtıyorsun ya da sıralamayı bozuyorsun deme. Yok şimdi burada şey, bunu öyle bir şey demem de Ahmet abi, şimdi Hindistan'da inek tapma olayı yok. İneği kutsal görüyorlar. Ya yani inek şöyle bir şey, onların inançlarına göre onların mesela şöyle kutsal görüyorlar. O inek dışında başka kutsal olduğuna inanılan hayvanlar da var. Tamam. Mesela tamam. Fil de kutsaldır. Bazen tamam. Yılanlar, maymun mesela bazı belki bölgelerde. Belki başlangıçta binlerce evet, yıl önce yani tapıyorlardı belki. Yani Hinduizm'de hani bu ineğe tapma değil de inek kutsaldır. İneğin korunması. Tamam. Evet. Peki. Çünkü o bereketin sembolü. İnek mesela hem tarımda hem de işte. Ya bereketin şey yaptığı için o kutsaldır. Yani onu mesela tamam. Kesmezler, öldürmezler. Ama, o mesela ama bu tırtık vardır falan. Milyonlarca insanın süt anası gibi görürler ineği. Hani tapma olayı değil de tamam. Kutsal, peki. Kutsal diye peki. Bir şey yapalım. Evet. Bunu bilmiyordum. Ben böyle öğrendim. Belki bunu bana öğretenler, 25-30 senelik bilgiler bunlar, yavaş yavaş bugünlere geliyor. Belki 3-5 bin yıl önce, 2000 yıl önce taptıkları da vardır ama senin dediğin olabilir. Kesinlikle kabul ediyorum, itiraz etmiyorum çünkü bu konuda bilgim de yok. Ama onu kutsal kabul etmeleri dini bir anlayış olduğu için herhalde dinin içine de onu da sokmuşlar. Şimdi... söylediklerimi tekrar etmeyeyim. Şimdi tekrara başlarsam, çünkü vahye dayalı dinlerden de bahsettiğim için, Hegel mesela protestanlığı yüceltiyor, katolikliği eleştiriyor. Hatta üniversitede hocalık yaparken, o zaman o yaşadığı dönemde bir karar almış hükümet. Diyor ki yani katoliklerle protestanlar arasında tatsızlık olmasın diye kimse kimseyi böyle övmesin. Ama Hegel övmeye devam ediyor. Protestan böyle bir tarafı var yani Hegel'in. Neden böyle yapıyor? İşte Kant'a diyor ki sen felsefeni, yani
Kant felsefenin Yahudisidir diyor. Aynı yani Musa'nın bir tanrısı gibi onun da anlayışı gizemlidir. Çünkü Kant ne diyor? Fenomenleri duyularımız aracılığıyla bilebiliriz. Ama fenomenlerin kendinde şey olarak, kendiliğinde şeyler olarak bizden münezzeh onların varlıkları hakkında bilgi sahibi olamayız diyor. Hegel de ona işte sen diyor felsefenin Yahudisisin. Onun için bilemiyorsun. Oysa bizim Tanrımız geldi, indi, her şeyini bıraktı, döktü, saçtı. Hiçbir şekilde hakikat gizli değil diyor. Mesela şeyi eleştiriyor. Ahlak arayışı içerisindeyken ona soyut olarak aldığını, bireyleri birbiriyle ilişkiye sokmadığını söylüyor. Kendim ben diyor, somut olarak alıyorum diyor. Hegel'in böyle bir yanı var. Hristiyanlık Hristiyanlık bakın ne diyor çok enteresan. Hristiyanlık eski Yunan ile Yahudi dininin ilişkisinden bir sentezidir diyor. Bu da çok önemli. Böyle demiş. Şeyi İslam'ı zaten şeyin Museviliğin Freud bir özetidir der. Hegel de tekrar diyor. Ama çok enteresan. Ya bugün yine şeyden araştırdığımda deniliyor ki bugün Batılıların kurduğu yani reformlar, Rönesans bilmem ne bir medeniyet kuruldu. Bu medeniyeti analiz ederken Tevrat'ı Yahudi dinini kale almadan bu medeniyeti anlayamazsın diyor. Antik Yunan var. Antik Yunan'dan işte şunu aldı. Bilemeyeceğim. Yahudilikten, Tevrat'tan bunu aldı. Kendinden de bunu kattı. Bu medeniyet kuruldu. Bu medeniyetin inşası esnasında İslam'ın İbn-i Rüşd aracılığıyla falan bir şeylerin girdiğini söylüyorlar ama külli bir şeyin girmediği söyleniyor. Bu beni üzüyor. İbn-i Rüşd'le şey arasına yani ne derler ona aklına gelmiyor. İbn-i Rüşd'le şey yapan neyse o şeyler buradan nereye geliyoruz? Şimdi eşrefi mahlukat anlayışı var. Şey ya bu felsefeci aklı önemsemiyor. İman önemlidir. İbn-i Rüşd akıl önemlidir diyor. Gazali efendim. Gazali. Yani Gazali yani Batılılarla bizim yakınlaşmamızı biraz engellemiş diye duyuyorum. Şeyde eşrefi mahlukat anlayışı var. Yaratılışların en şereflisi olduğuna inanılıyor insanın. Burada merak konusu olan şey Hegel bütün bunlara inanıyor muydu? Dindar mıydı? Tanrı'ya karşı böyle bir bağımlılığı var mıydı diye vardı diyenler var yoktu diyenler. Kojev, Alexander Kojev işte ressam Kandinsky'nin yeğeni aynı zamanda ajanmış Rus asıllı olduğu için Sovyetler Birliği hesabına Fransa'da kaldığı sürece de Fransa'dan hem de öyle bakanlarda yaşamış ki bir filozofa asla yakışmayacak şekilde bankacılık sektöründe sigortacılık, devlete ait yani Hazine Bakanlığı gibi yerlerde görev yapmış ve en klas yerlerde yani bir filozof diyelim Hegel'i dünyada en iyi bilen bir adamın Fransa'nın ondan sonra bankacılık, hükümete dair bürokratik görevlerde en önemli yerlerde olup hem seminer veriyor mesela şeylerde bütün George Bataylar Jean Genet'ler bilmem neler gidiyor onu orada dinliyorlar ama oradan çıkıyor gidiyor bilmem ne bakanlığında müsteşar bilmem nesi olarak iş yapıyor. Böyle de bir yanı var Kojev'in. O inanmıyor. Yani Hegel'in böyle bir tanrı inancıyla derin bir manevi inanç zorlaması ve sürüklenmesiyle bunları yazmadığını söylüyor. Hegel'e gelince tarihsel olarak değil dedik ondan sonra başlangıçta biz dünyayı duyumsadık geldik ama başaramadık yani geçen bölümlerde tekrar geliyor tekrar dünyaya yöneliyor ama bu sefer birinci seferde hiçbir şey bilmeden bütün o aşamalardan geçtik şimdi bilen olarak dünyanın karşısına geçiyor
yani şeyin ondan sonra zihinsel bir zihnin şahitasında bir takım şeyler, çelişkilerin, bu çelişkilerin tersinden aynılığın varlığını çözüp varlık orada artık bir temas haline geliyor. Yani şeyin enel hak diyen kişinin, Allah'cı Mansur'un şeyine geliyor. O bilgi, eğitim, felsefe bilgisi olmadan neredeyse bir meczup mahiyetinde, ki ben çok meczup tanıdım. Çok dünyanın en akıllı insanlarından daha akıllı olan meczuplar vardır. Ondan sonra onlarla çok temasım oldu. Yani onların aklıyla hareket ettiğimde başarıya, akıllıların aklıyla hareket ettiğimde başarısızlığa gittiğimde oldu. Ondan sonra çelişkilerin aynı kapıya çıktığını anlayınca, tersinden aynı olduğunu anlayınca çözülüyor ve işte o dünyada tecelli eden İsa varlıkla mutlak varlık birbirini insan zihninde böyle ortaya çıkınca mutlak bilgi açığa çıkıyor. Hegel bilincin yaşadığı bütün bu aşamaların sonucu olarak buraya vardığını, mutlak bilgiye ulaştığını, kitabın sonuna geldiğimizde bir ne yapıyor bu sefer, bir bitmişlik var. Diyor ki fenomenolojide geçiyor bunlar. Ve yani fenomenoloji Hegel'in en kolay eseri. Mantık bilimini okumak. Ondan sonra hukuk felsefesine. Çünkü hukuk felsefesinde devleti inşa ediyor. Mantık biliminde bilmem şeyi inşa ediyor. Bu fenomenoloji işte duyular, algıdır. Dünyayı tanımak, hakikati bilmek en kolay. En kolayını öğrendim ben de. Mantık bilimini mesela fenomenoloji kadar bilmiyorum. Daha kulaktan dolma. Ama ne oluyor? İşte Napolyon'la tarihin sona erdiğini, bakın çok önemli. Napolyon'la tarihin sona erdiğini, Goethe'yle sanatın sona erdiğini, kendisiyle de felsefenin sona erdiğini. Ama Yunanca'da, antik Yunan'da iki türlü son varmış. Biri mutlak bitiş, biri devam eden bitmişlik. Yani nasıl söylesem, potansiyeli azaldı, artık büyük bir söylem. Ortaya artık böyle büyük böyle bir şey çıkmayacağı anlamında ne oluyor biz bu sefer? Sonsuza kadar bir bitmişliği yaşayacağı anlamı da çıkarabiliyor buradan deniliyor. Zekanın kendini belirlediğine, artık zekanın kendi kendini belirlediğine inanıyoruz. Hegel'e inandığımızda dolayısıyla düşüncenin kendisini ortaya koyuşu nedir diyor. Düşüncenin varlığın kendisini ortaya koyduğunda ortaya dünya çıkıyor. Şimdi burada bunları geldiğimizde Hegel bilincin dökümünü çemberler aracılığıyla yaptı. Şeye gelmek istiyorum. Bu çemberlerin içinde Hegel bilinç felsefesi yapıyor. Bunları söylüyor. Fark çelişkidir diyor. Farklı olanı diyalektik yolla. Ne demek? Diyalektik zıtları tersiyle birlikte dolaylı olarak. Yani bir şeyi tersiyle birlikte dolaylı olarak kavramaktır diyor. Yani diyalektiğin sonucu bir şeyi tersiyle birlikte, zıttıyla birlikte dolaylı yönden tasavvur edip onu çatıştırıp çelişkilerini ayıklayarak onda bir birlik kuracak şekilde, bir ya da birlik olmasa bile neyse, bir kavramaktır, kavramdır diyor. Ondan sonra işte bu Deleuze'ler, Bergson'lar, Nietzsche'ler Hegel'e bu bağlamda çok kızıyorlar. Farkları yok ettiğini, farklılıkları imha ettiğini çelişki olarak kabul edip diyalektik yoluyla birlemesinin sonucu. Mesela o adamın adı aklıma gelmiyor hiçbir zaman. Açık Toplum ve Düşmanlarını yazan inanılmaz derecede aşağılıyor, Hegel'e saldırıyor. Bugünkü diyor, yani atıyorum Hitler bile çıktıysa senin her şeyi böyle mükemmel hale getiren, sanki varlığın tecellisinde iyiye gitmek kaçınılmak zorunluymuş gibi, öyle bir arkanda miras bıraktın, insanlar ona inandılar ki öyle olmadığı ortaya çıktı diye onu suçluyorlar. Bunları tabii ben öyle bir şeye girmem.
bilemem. Nedir çünkü karşı tarafın donesi nedir? Ege'nin dediği neye karşı geliyor? Bunları tabii ki bilenler konuşacak. Ama Hegel'i yıkabiliyorlar mı? Yani Hegel'in çemberi var. 5 tane çemberi var. 5 tane çemberin içinde her biri mesela bir şey atıyor. Akıl diyor. Aklın altında 3 tane. Her biri 3 tanenin birinin 3 tanesi var. 3 kere 3 9. 50, 60, 70 tane o çemberin içinde devinen şeyler var. Ve her bir parça bütünü destekliyor. Bütünle her bir parçanın arasında en çok ufak bir çelişki yok. Muhteşem bir sistem Ege'nin sistemi. Diyorlar ki ne yaptınız? Yani Bergson çıkıyor. İşte Husserlcilik, gerçeküstücülük, varoluşçuluk, hatta yapısalcılık. Bütün bu akımlar bu çemberlerin dışına çıkabildi mi? O da bilemiyorum. Onu uzmanları söyleyecek. Pek çıkamadıkları söyleniyor. Ama diyor ki yine şeyler, hocalar, birlikte olduğumuz şeyler, arkadaşlar, okuduğum kitaplar. Yani Ulda, ben diyorum ki yani yani hayatımda birkaç sefer başıma geldi bu. Gerek psikanalizde, gerek felsefede, gerek sosyolojide tanrıların sohbetine katıldım. Yani nasıl oluyor bilemiyorum. İnsanlar beni kabul ediyorlar. Yani benden gocunmuyorlar. Yani diyorlar ki sen de gel Ahmet. Mesela Allah rahmet eylesin. Ahmet Cevizci vardı Bursa'da, Uludağ Üniversitesi felsefe bölümünün başkanıydı. Yani nasıl ben Nami Hoca ona bir şey gönderecek, kitap gönderecek, ondan bir şey alınacak. Arabası yok mesela, ben Ahmet Cevizci'ye gideceğim diye uçarak giderdim. Orada onunla 10 dakika 15 dakika sohbet ederdim. Onların katıldığı yurt dışından mesela. Ahmet abi bir... Pınar arkadaşımız el kaldırmış, sorusu var sanırım. Kesinlikle. Buyur Pınar. Yani tamam, ben burada alırım soruyu. Pınar. Tamam ha. Evet, iyi akşamlar herkese. Ahmet abi yine bizi bilgilerinle donattın demek istiyorum. Gerçekten öyleydi. Yani başta zaten buraya katılırken düşüncelerim şimdi de aynı şekilde devam ediyor. Ve gerçekten çok donanımlı bir anlatıydı. Teşekkür ederim. Şimdi... Hegel'in bir söylemi var. Minerva'nın baykuşu, bir merkez duymuştur muhtemelen. Minerva'nın baykuşu mitolojide geçiyor. Ve bilginin taşıyıcısı anlamına geliyor. Minerva baykuş bu şekilde temsil ediyor. Minerva'nın baykuşu ancak alacakaranlıkta uçar. Alacakaranlık çöktükten sonra uçar der Hegel. Burada hukuk felsefesi kitabına girişte bundan bahsederken işte olayların önce olduğunu sen de söyledin Ahmet abi. Düşüncelerin ise daha sonradan tecelli ettiğini üzerinde durur. Ve bunu yani çok güzel bir şekilde algılatmaya çalışır bize. Var olanı kavramak felsefenin görevidir. Bunu sen de söyledin. Var olan ise akıldır. Aklı odak noktasını alıp onu kavramak üzerine çabalar felsefe başından beri. Ama aslında burada Minerva'nın baykuşu metaforunda demek istediği şey bu birazcık geç ortaya konuluyor. Yani buradaki sıkıntı onun geç ortaya çıkması. Çünkü alacakaranlığın çökmesine kadar bazı şeyler olup bitiyor ve felsefe bir şeyler olup bittikten sonra bize işte göz kırpıyor Hegel'de olduğu gibi. Ve her kavram insanlığın ortak yaşamla, ortak tarihle deneyimlediği bilgi üzerine kurulur. İşte Minerva'nın baykuşu da zaten bilginin taşıyıcısı olduğu için tam bununla örtüşüyor söylemek istedikleri. Ve Minerva bilginin taşıyıcı ve tarihin maddi pratiği ortaya çıktıktan sonra kanatlarını açıyor ve uçmaya hazırlanıyor. Ve dünyanın düşüncesi olarak felsefe, evet Hegel böyle söylüyor, dünyanın düşüncesi olarak felsefe. Ancak realite oluşum sürecini işleyip bitirmiş olduğu zaman ortaya çıkıyor. İşte en can alıcı nokta bu aslında. Yani realite, yani olup bitmişlikler ortaya çıkıyor ve felsefe bunu ele alıp artık kendi elinde yoğurarak bir ortaya işte felsefi bir şey koyuyor. Yani kavramlarla bir şey yapmaya çabalıyor. Yani ona verilen, diğer taraftan ona gelen o kavramları tekrardan işlenmiş olanı
tekrardan kendince bir yere getirmeye çalışıyor. İşi zor, işi zor. Peki burada sana sormak istediğim şey, sen Tanrı'yı ele aldın. Tanrı mutlak olan, yani mutlak, yani insan Tanrı, değil burada. Buyur, devam et, devam et. Evet, insan değil burada. Aslında Tanrı, Tanrı'dan insana geçen bir şey var. Ondan sonra evet, belki mutlaklıktan, insan tarafındaki mutlaklıktan bahsedebiliriz. Ama öncelik olarak Tanrı'da bazı şeyler. Peki bu Minerva'nın baykuşu örneğiyle bunu nasıl ele alıp bir şey anlatabiliriz Ahmet abi? Senden ben, bunu rica ediyorum. Ben Hegel'den yola çıkarak, çünkü bu Minerva'nın baykuşu duydum ama analiz etmedim. Mantık biliminin girişinde mi var dedim bunu. Hukuk felsefesinin ön sözünde. Hukuk felsefesinin girişinde. Bunu inceleyeceğim. Evet. Çok heyecan. Yani Hegel'de diyor ya, geç kalmışlık. Yani ben iyimser değilim. Değilimdir. Yani benim ruh mizacımdan da kaynaklanan bir şey. Ben karamsarımdır. O geç kalmışlık her zaman olacak. Ve kurtuluşa pek inanmam. Yani Kant gibi de karamsar değil. Hegel, bakın Hegel de çok iyimser değil. Böyle söylüyor. O Minerva'nın baykuşu. Yani o bir şey görmüştüm ben. Yani insanlar geceyi yaşamıyor diyor artık, karanlığı. Yani şehir hayatı, ışıklar, bilmem neler. Yani ben çocukluğumda mesela köye giderdik. Sırt üstü yatardım tarlada. Gökyüzüne sağ ve sol tarafından, göz açımdan en ufacık kültüre ait bir ışık gelmezdi. Gökyüzündeki yıldızlar sanki tersine döndü gibi olurdu. Bugün Minerva'nın baykuşu da daha da geç kalıyor. Çünkü karanlık geç çöküyor. Geç düşüyor şehirleşme, medeniyet. Şimdi atıyorum. Pırar, vallahi atıyorum şu an bak. Yani sanki... Lütfen, harika harika düşünceler. Aynen, çok yani, güzel. Benim bilgi birikimimle çok güzel. Evet. Düşe geçemiyor, hareket edemiyor. İnsanları kurtulacak, hakikati getirecek ama şehir kararmıyor. Ondan sonra hava kararmıyor. Kararan bölgelere gitse orada hayat yok. Orada dünyayı değiştirecek insanlar yok. Dünyayı değiştiren insanlar aydınlıkta yaşıyor. Barlarda, pavyonlarda, diskotekler ya da ne bileyim ben, yani bar pavyon değil de yani ticaret hayatı bugün en iyi babaların torunlarını biliyorum ben. 68 yaşındayım. Yani çok zenginlik kuran insan babaları, ataları gördüm. Çok mütevazı insanlardı. Çocuklarını görüyorum. İnanılmaz bir suni, sahte aydınlıkta yaşıyorlar. Yani doğal bir aydınlıkta değil. Şimdi atarak söylüyorum. Minerva kuşu. Minerva'nın baykuşunu anladığım kadarıyla bence bu geç kalma daha da çoğalmış gibi gözüküyor. Ama ben mutlak evet, karamsar da değilim. Mutlaka aynen, bugünden daha iyi günler olacaktır. Bedelini kimler ödeyecek bilmiyorum buna. Çok teşekkür ederim. Evet, hukuk felsefesinin görüşmek üzere. Görüşürüz. Zaman demiştin çünkü konuşmanın bir tarafında. Zaman da felsefenin konusu demiştin. Ben o yüzden bunu seçtim. Harikasın. Evet. Bana öyle bir şey verdin ki içinde. Minerva'nın evet, evet, baykuşunun yani hakikati, bilgiyi biliyor çünkü. Pratiği görüyor. Yaşıyor, ama evet, işte o karanlıkta uçtuğu için kararmadığından o hakikati, bilgiyi dünyayı değiştirecek olan insanlara gösteremiyor onu. Daha da yetiştiremiyor. Aynen. Çok teşekkür evet, oraya o tarafa geçiremiyor onu, değil mi? O bilgiyi o karanlıktan öteye geç kalıyormuş. Bugünkü dünyada hiç geçiremiyor. Geçiremiyor. Eşim Necla karşıdan işaret ediyor bana. Saat tam evet, 2 dakikamız var hocam. Evet, 2 dakika sonra tamam, 21 olacak. Evet. Teşekkür ediyorum cevabın için. Rica Ahmet ederim abi. Ben teşekkür ederim. Merve ipler diyorum. Şey sende, top sende, artık istediğin gibi toparla. Ben de bitirdim. Siz bitirdiniz mi sunumunuzu? Bitti sayılır. Bundan sonra söylenecek tamam, bir şey yok. Herkesin hayal gücüne bırakıyorum. Başka katkısı olan var mı arkadaşlar, ya da soru sormak isteyen var mı? Şöyle, o zaman çok hoşuma giden son final bir şey söyleyeceğim. Diyor ki Hegel bu değişik bilinç anlayanı, hatta çelişkileri birleştirmiş, anlayışı birleştirmiş, bilinçli dünyanın kendisiyle aynı olabileceğini
bir akıl noktasına sonuna kadar götürmeyi ve tüketmeyi denemiştir. Bakın şöyle diyor, ne kadar enteresan. Bilinç bu aşamaları söylüyor. Kendinin bilinci olur. Sonra akıl olur. Sonra zeka olur. Sonra dil olur ve yok olur demiş. Yani Hegel bunu söylüyor. Yani görüyor musunuz? Bilinç kendinin bilinci olur. Sonra akıl olur. Sonra zeka olur ve dil olur ve yok olur. Yani ne demekse bu. Bunu bunda öğrendiğim altında not var hoca. Bunu soracağım kendisine. Ne demek bu yok olur? Böyle de bir şey var. Bitti. Çok teşekkürler Ahmet abi. Yüreğine sağlık. Ben sana teşekkür ediyorum. Bu fırsatları bana verdiğin için. Çok sağ ol.